Beşiktaş'a Beşiktaş geçelim. geçelim. Gaziantep mücadelesi ee, buradan mağlubiyetle döndü. Beşiktaş özellikle e, belki center force sıkıntısından başlamak lazım. Siz e, nasıl buluyorsunuz Beşiktaş'ın hücum Şimdi hattında? ben Beşiktaş'ın bir... E, 11'ine. Şey, 11'i değil de diğer görüntüyü getirirlerse ben Malatya spor maçını seyrettim. Malatya spor maçındaydım. Öncelikle şunu ifade edelim. E, Gökhan, Caner ve Burak. Burak. Bu değil mi hocam? Böyle kalsın. Bu, önce tamam. kalsın. Ee, şimdi Burak Fransa'da görüyoruz. Bu haftada iki gol attı. İlk Durmadan dönemde. gol atıyor. İkinci sırada gol krallığında. E, Caner Gökhan Beşiktaş kanatlarının en önemli asist ve hücuma giden önemli oyuncularıydı. E, dolayısıyla şimdi böyle üç oyuncudan yoksun Beşiktaş adına büyük bir şanssızlık. Evet. Bunun 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 zorluğunu Beşiktaş çekiyor. Şimdi Malatya maçındaki Beşiktaş burada. Şimdi Malatya maçındaki Beşiktaş iki stoperi şurada oynuyor Beşiktaş'ın. İki stoperi böyle oynuyor. Normalde Malatya Spor takımı Beşiktaş'ı burada iyi karşılasa, takım defansını iyi yapsa arkaya gidecek her toplarla karşı karşıya kalırlar. Evet. Şimdi Gaziantep'te üçlü oynayan bir takım, üçlü defans oynayan bir takım. Yani o kadar Beşiktaş'a ters gelecek bir takım ki nitekim maçta gördük. Şimdi ne oluyor? İki bekleri de burada. içeride kalabalık. Ve Beşiktaş'ın en iyisi Atiba. Ya araya geliyor topa. Hala Atiba. Gidiyor. Müthiş. Malatya maçında canlı seyrettiğim için söylüyorum. Her maçta öyle zaten. Şimdi, Geçen sezonun bile büyük çoğunluğunda Atiba yine takımın en önemli isimlerinden biriydi. Bu bir oyun yapısı. Bir teknik adamın. Evet görüntü akabilir. Oyun yapısı doğal. Ama böyle bir oyun yapısında dönen topları bu adamların yüzde yüz alması gerekiyor. Yani veya arkaya atılan toplarda Nitekim baktığımızda arkaya atılan toplar Gaziantepspora müthiş pozisyon getirdi. Evet. Tabii orada Wellington yine e, tartışılıyor yani, performansıyla. Ya aslında orada bir şey daha yakaladım. Yani üzüldüm. Şimdi Vida e, Antep maçında bana göre de çok vasat oynadı. Hı hı. Ama Malatya maçında iki tane şeyi var mesela. Birebir gidiyordu Malatya sporlu oyuncu. de geldi çıkardı. Şimdi şöyle düşünelim. Vida milli takım oyuncusu. Müthiş bir deneyime sahip. Ama Beşiktaş'ta bu sene başlarken gitsin kalsın ekonomik sebepler. Okey güzel. Ama bu oyuncunun zihinsel, moral, motivasyon. Çünkü bir oynuyor bir oynamıyor. Teknik adam da zor durumda kalıyor. Malatya maçında protokoldan bir arkadaş gözümden duydum bağırıyor git diyor niye duruyorsun diyor. Şimdi bir futbolcunun gitmesini istemek ve oyuncu bütün bunları biliyorsa o takıma ait olduğunu hissetmiyor ki. Bir oyuncu bir takıma ait olduğunu hissetmezse o takımda performansı başarılı olabilir mi? Yani siz şimdi buraya kendinize ait hissetmezseniz burada iyi bir program yapabilir misiniz? Hissetmeniz gerekiyor. Ha ekonomik Güzel, burayı da yönetimsel anlamda, ekonomik anlamda da kabul ediyoruz. Ama nihayetinde oyuncu oynuyor. Oyuncu oynadığı için oyuncuyu iyi motive etmek lazım. Ondan bir performans oyuncu almak oynuyor. gerekiyor. Oyuncu oynuyor. Beşiktaş'ın da iyi bir vidaya çok ihtiyacı var bu arada. Dolayısıyla bu söylediğim sebepler önemli. Ama Sergen Hoca nasıl geçen sene geldi, takımı ateşledi. İnşallah bu dönemde de bu milli takım arası da faydalı Nasıl olur. Nasıl gelir? Milli takım arası sizce Beşiktaş'a? Yani o arada biraz takım işte iki tane maç üst üste aldı. Evet. Denizli deplasmanını aldı, içeride aldı. Şimdi dışarıda yenildi. Gene eksikleri bir de şu var. Yani e, taraftarlar şunu bilmeli. Arkadaşlar geçmişteki gibi takımlar öyle hazırlanamıyor. Pandemi döneminde pozitif ben yaşadım bunlar. Pozitif çıkan oyuncular oluyor. 3-4 kişi pozitif çıkıyor. Hele Anadolu takımları için. Şimdi Beşiktaş'ta açta için... çıktı. Biraz Aa. önce açıklandı. 3 futbolcu bir de teknik ekipten birisi. E, durmadan çıkıyor. Sergen Hoca 2 hafta yoktu. Tabii. Kolay Sezonun değil bu başında şey. yoktu bir yani de. Yani Sergen Hoca şimdi oradan çıkıp takımın başına geliyor. Sabırlı olmak lazım. Bir de Anadolu takımları bunun daha çok zorluğunu yaşıyor. Belli bir kadroları var. 3 oyuncu pozitif oldu mu gitti. Tabii. E, o süreçte mesela takımlarda pozitif çıktığında antrenman düzenini de bozuyor. Oyuncuların kafası orada diyor idmana çıkalım mı, çıkmayalım mı? Ya ben bundan yemek yedim, yan yana geldim. Acaba bende var mı, yok mu? Taşıyıcı mıyım? Ee, zor bir süreç. Var. Bu süreçte pozitif düşünmek lazım, sabırlı olmak lazım. Ee, demin Fenerbahçe için söyledim. Yeni bir kadrosu var. Yani puzzle yaparken bile düşünüyorsun konsantre oluyorsun bazen koyuyorsun olmuyor ötekini alıyor <laughs> oyuncular da öyle onu koyacağım, bunu koyacaksın daha zaman var biraz daha, daha zaman, daha zaman var. var diyorsunuz peki hocam Trabzonspor'la devam edelim evet Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın açıklanmasını bekliyoruz artık teknik direktör Abdullah Avcı'yla anlaşma sağlandı Tabii Abdullah Avcı çok önemli bir kariyere sahip önemli bir teknik adam Trabzonspor'la beraberliği neleri değiştirir sizce Bence e, Abdullah Hoca'nın Trabzonspor'a gitmesi isabet. Eğer bitmişse, anlaşmışsa isabetli bir düşünce. Abdullah Hoca iyi bir hoca. Hı hı. E, kötü hoca yok. Başarılı ve başarısız hoca var. Bak bunu söyleyeyim. Çünkü hepimiz yaşıyoruz. Bazen gittiğimiz takımlarda başarılı oluyoruz. Bazen de başarısız oluyoruz. İyi kötü hoca diye bunu tanımlayamazsın. E, planlaması olan, kendine göre bir programı olan, taktik anlamda bir takımı geliştirmek için sürece ihtiyacı olan ve kendisinin de sakin çalışmaya ihtiyacı olan bir hoca tipi. Evet. Eee dolayısıyla örneğinde gördük aynen. mesela. Dolayısıyla dolayısıyla ben Trabzonspor'da faydalı olacağına çünkü başarı belli bir 3-5 takım başarı, Türkiye'de şampiyon olursan başarılısın. İkinci olursan veya üçüncü olursan başarı kabul edilmiyor. Ama bir takımı hazırlamak da önemli. Trabzonspor geçmiş dönemin ekonomik sıkıntılarını çekti. Onları düzeltmek için uğraştı. Geçen sene şampiyon olabilirlerdi. Müthiş oynadılar. İyi evet. mücadele ettiler. Belki pandemi onların bu yarıştan onları geri aldı. Dolayısıyla... O birleştiriciliği Trabzon'un devam ettirmesi gerekiyor. Abdullah Hoca'nın da bence çok iyi bir tercih olduğuna inanıyorum. Peki sizce neleri değiştirir Abdullah Hoca Trabzon Spor'da? Ya Çünkü şimdi, mesela Trabzon Spor'un kadrosunu nasıl buluyorsunuz hocam? Oradan başlayayım. Şöyle söyleyeyim tabii geçen seneki kadroyla e, Trabzon'un bu seneki kadrosu evet. bir değil. Ama baktığınızda gene... E, ya tabii çok önemli Novak işte ilk aklımıza gelen değil mi? Sörlot... <laughs> Yani Charlotte <laughs> gittiğine pişman olmuştur. Ya evet, hiç iyi performans gösteremiyor, evet. Yani, sonradan giriyor zaten sonradan çoğu giriyor. maçta. Yani, şimdi önemli oyuncuları var işte e, kalede Uğurcan gibi, Vakoevme, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Ekuban. yani Pereira, Hüseyin'i bunlar geçen sene oynayan oyuncular. Evet. Şimdi Afobe geldi, Baker geldi, yeni oyuncular. Ama göremedik. Şimdi e, e, Neft'in bir takım 11'ini hiç göremedik ki. Bir bakıyorsun evet. Ahmet bir sağ bekte, bir sol bekte, bir altı numara, bir sekiz numara falan. Olabilir. Bazen bir oyuncun eksiktir. O bir, bir oyuncuyu birkaç farklı mevkide kullanabilirsin. Ama sezonun başı, Trabzon'un yapmış olduğu yeni transferler var. E şimdi son maçta baktığında, Alanya Spor maçında ben Trabzonspor'u daha değerli toplu, hı hı. daha düzgün gördüm. Yani ya Alanya, Spor, Alanya Spor'da nasıl lider başladı Takım yani, yani daha sezona. düzgün gördüm. Demek ki Abdullah Hoca gelince yapacağı antrenmanla, disiplinli plan ve çalışmasıyla Trabzon'a yeni bir şehre katacak ben inanıyorum buna. Ama hem şehrin hem yönetimsel Sabri anlamda mi? sabırlı <laughs> ve destek olması gerekiyor. Şimdi neye bakıyorsunuz? Yani birdenbire bir şey olmaz ki bir teknik adamın çalışmasına bakacaksın. Ne yaptığını. Bazen iyi çalışırken Abdullah Hoca iyi çalışırken Beşiktaş'ta olmadı. Belki kendi felsefesinden vazgeçip hı, hı. O anki takımın yapısına göre bir oyun düzeni de formatı da uydurabilirdi. Ama tercihini öyle yapmadı. Şimdi Sergen Hoca geldi, kendi formatında oynattı evet. ve takım farklı oynamaya başladı. Yani İlk değişiklikte de ben yani fark görülmüştü. Ama şimdi Sergen Hoca takımı aldı, o da bir hazırlık devresi geçiremedi, kaybettiği evet. oyuncular oldu. Şimdi 12'si iyi gitmiyor gözüküyor, değil mi? Bunlar olacaktır burada. O zaman eğer teknik adamınıza inanıyorsanız. İyi profesyonelleriniz varsa antrenman yapılırken teknik adamın antrenman metodu, oyuncu ilişkisi, soyunma odası, maç içi, devre arası, oyuncu değişiklikleri yani bunlar görülen şeyler ona göre de değerlendirme yaparsın. Kaybetsen dahi. Çok önemli. Son bölümdeyiz hocam. Hem size Başakşehir'i sorayım. Evet. Ee, önemli galibiyet serisiyle araya gidiyor Başakşehir. Ee, tabii bir United galibiyeti de var arada ki çok değerli. Ee, Başakşehir'in çıkışını nasıl yorumluyorsunuz? Bir de son olarak milli takım soracağım. Tabii. Şimdi Başakşehir Leipzig maçında Alman televizyonu Almanlar komente yaparken Başakşehir'i Türkiye'nin ee, en iyi takımı olduğunu hatta yönetim ve idari şeklinin Bundesliga takımları gibi olduğunu 3 hafta içerisinde Okan Hoca'nın başarısız sonuçlar almasına rağmen kulüpte en ufak bir şey çıkmadı. Bunu maçtan, Şampiyonlar Ligi maçından önce komentar yapan e, yorumluyorlar. insanlar yorumluyorlar. Maç öncesinde. Ve e, Mustafa Bey'i de orada sportif direktörü dövüyorlar. Yani adam